dediniz. Ben buraya gelirken hocayla bir görüşmem oldu tabii transfer yapıldıktan sonra. Buraya şampiyon olmaya geldiğimi söyledim. Onlar da zaten şampiyonluğa oynayacaklarını söylediler. Bu amaçla buraya geldim. Takımımız şu ana kadar sizin de dediğiniz gibi biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ne yazık ki. Ama yani yeni kurulmuş bir takım, genç oyuncularımız var. O genç oyuncuların bir alışma devresi oluyor, bizim bir alışma devremiz oluyor. Onu şu ana kadar atlatabildiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha istikrarlı skorlar alabileceğimizi de düşünüyorum. Benimle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. İlk maç oynamıştım 11 ama ne yazık ki ikinci hafta bir ufak bir diz sakatlığım oldu. Ondan dönüp tekrar kendi ritmimi bulmam da biraz sürdü. Ama şu anda iyi durumdayım. Bundan sonraki süreçte hocam görev verdiği sürece elimden gelen en iyisini yapacağım. Tabii ki gene zor bir maç bizi bekliyor. Benim şu ana kadar bu ligde gözlemlediğim şöyle bir şey var. Takımların güçleri aşağı yukarı birbirleriyle aynı. Çünkü herkes inanılmaz bir mücadele veriyor. İnanılmaz bir fiziksel mücadele var bu ligde. Hiçbir zaman boş alan bulamıyorsunuz. Çok uğraşmanız lazım, çok didinmeniz lazım. Bence hani şampiyonluk hedefi koyan ya da koymayan takımlar çok fark etmiyor. O hafta kim daha fazla mücadele ederse, kim daha fazla koşarsa o galip geliyor bu ligde benim gördüğüm kadarıyla. Bu da öyle bir maç olacak. Zorlu bir maç olacak bizim açımızdan. Biz elimizden geleni yapacağız. Üç arkadaşımızın olmaması önemli değil. Çünkü biz bir takımız. Kim olursun, kim olsun, kim olmasın. Herkes birbirinin yerini doldurabilir. Biz de o arkadaşlarımızın eksikliğini hissettirmeyecek şekilde bir mücadele vermek istiyoruz hafta sonu. Umarım kazanırız. Biz hani hedefimiz şampiyonluk ama tabii şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız. Biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak. Hep kazanmayı isteyeceğiz. Eğer maçları böyle maç maç kazanarak devam edersek zaten sonuçta istediğimiz hedefe ulaşırız.